Merhaba retro oyun severler. Aslında video yapacak vaktim yok. 10-15 dakika gibi bir süre içerisinde evden çıkmam gerekiyor. Ama ben sizinle hızlıca bir tüyo paylaşmak istiyorum. Aslında retro temalı bir alışveriş paylaşacağım ama bunu bir tüyo olarak da görebilirsiniz. Bu arada burada bahsedeceğim ürünler, hizmetler vesaire bunların hiçbiri sponsor değil arkadaşlar. Ben sadece kendim kullandığım, memnun kaldığım bir hizmeti sizinle paylaşmak istedim. Çünkü çoğumuz yani eğer retro ile ilgiliysek retro temalı tişört bulmak veya kıyafet bulmakta zorlanıyoruz. Aslında bu bizim bir arayışımız da olmuyor çoğu zaman. Zevkimize uygun bir şeyler bulamayabiliyoruz mağazalarda veya pazarda vesaire alışverişi nereden yapıyorsak. Benim de başıma bu geldi aslında. Sanırım 2 senedir kendime hiç tişört vesaire yani sokakta giyebileceğim bir kıyafet almıyordum. Geçtiğimiz aylarda böyle bir alışveriş yapmak için çıktığımda hiç zevkime olmayan, hiç zevkime uymayan sadece bir tişört almaya niyetlendim. Sonradan da hani bu benim zevkime uymuyor, neden alıyorum gibi kendi kendime sordum ve o değer yani alabilirim diye düşündüğüm bir adet tişörtü de bıraktım. Onun yerine tişört baskı hizmetlerine bakmaya başladım. Daha önce bir arkadaşım kanalda da ismi sık sık geçen Ozan Tişo'da tişört bastırdığında memnun kaldığını söylemişti ve üzerinde de görmüştük birkaç defa. Ben de böyle bir yola gitmeye karar verdim. Yani kendi tasarladığım görselleri yani internetten bulduğum görselleri Photoshop'ta kendi beğeneceğim kompozisyonlarda bir araya getirerek tişörtler oluşturmaya karar verdim. 7-8 tane tişört oluşturdum arkadaşlar bilgisayarımda ve daha sonradan bunları tişo.com'a yükledim. Ve sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir tane bastırdım. Bu görmüş olduğunuzu bastırdım ve en son 5. kez yıkandı. Görmüş olduğunuz gibi baskısı hala gayet geçerli bir şekilde dökülmeden duruyor. Esnek bir baskı arkadaşlar. O naylon gibi pul pul dökülen baskılardan değil. Sponsorlu olmadığımızı söylemiştim galiba. Yani ben memnun kaldığım bir şeyi paylaşıyorum sizinle şu anda. Bu 5 kere yıkanmış hali arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz baskı kalitesi direkt çıktığı hali değil. Bunu kaldırınca alttan bir tane metal slug temalı tişört çıkıyor arkadaşlar. Metal slug böyle askeri vesaire olduğu için bu tişörtü yeşil olarak kullanmaya karar verdim. Bunun kullanma kılavuzlarında vesaire gördüğünüz artwork çizimleriyle title ekranını birleştirdim. Yani o ana başlık ekranını ve şuraya da kendim sadece Photoshop'ta Super Vehicle 001 yani bu tankın adını ekledim. Bir adet de yine klasik dönemden Galaga gibi Pac-Man tişörtümüz var. Yine bunları da internette bulduğum görsellerden derledim arkadaşlar. Kompozisyon bana ait sadece. Burada gördüğünüz hiçbir şeyi sıfırdan ben çizmedim. Görmüş olduğunuz gibi normalde Battle City oyununun görsellerini kullandım burada ve Tank 90 başlığını kullandım. Normalde Tank 90 bu oyunun bootleg başlığı arkadaşlar yani sahte başlığı korsan bölgelerde çıkan adı. Biz de korsan bölgelerden biri olduğumuz için Nintendo konusunda Tank 90 kullanmanın başlık olarak daha uygun olacağını düşündüm. Guard the Eagle yazdım altına da. Yani oyundaki amaç kartalı korumak olduğu için böyle bir şey kullanmak istedim. Aslında bunun altında 2 adet yarı şeffaf yani çok az görünmesi gereken Micro Genius kolları da vardı ama bu Micro Genius kollarını aşırı şeffaf yaptığım için pek güzel olmadı. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu bölgede mesela Micro Genius kolunun silüetini görebiliyor olmanız lazımdı. Ben çıplak gözle görebiliyorum ama kameraya yansımama olasılığı da gayet yüksek. Şimdi baskılar çok güzel arkadaşlar. Bunu zaten ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bunun dışında tatmin edici olmayabilecek birkaç noktası var. Bu eteklerindeki kıvrılmış yerler, bu kollardaki kıvrılmış yerler ütüsü yapılmamış bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ütüsünün yapılmamış olmasının yaratacağı dezavantaj da şu. Eğer ütüsünü yapmadan yıkarsanız ve giymeye başlarsanız buraların zamanla deforme olduğunu göreceksiniz. Tişörtler elinize gelir gelmez ütülemeniz lazım kesinlikle şeklini koruması adına. Bunlar sadece bir kez yıkandı arkadaşlar tişörtlerin hepsi. Daha önce de giymedim. Yani Galaga'yı 5 defa falan giydim de diğerleri henüz yeni ulaştığı için giymedim.
Sizinle hızlıca paylaşmak istememin nedeni de buydu. Bu tişörtleri kaldıracağım ve valize koyacağım. Memlekete gitmem gerekiyor. O yüzden sizinle tişörtler yıpranmadan ve hepsi bir arada temizken paylaşmak istedim arkadaşlar. Siteye resimleri yüklerken, yani bu tasarımları yaparken, sonuçta görmüş olduğunuz gibi hani sevgilisinin resmini bastıranlar oluyor ya, böyle A4 şeklinde bir çerçevesi oluyor ve tişörtün fonunu yani tişörtü fon olarak kesinlikle görmüyorsunuz. Öyle ucuz ve kalitesiz baskılar olabiliyor. Bu sitede aynı şeyi yaşamamak için, yani fonunun şeffaf olması için yapmanız gerekenleri ben bu videonun sonuna görsel olarak birkaç tüyo vererek sizinle paylaşacağım. En azından siz de mağazalarda kendinize uygun bir şeyler bulamıyorsanız, görsel zevkinize uygun bir şeyler bulamıyorsanız mağazalardan almak zorunda değilsiniz. Onu göstermek istedim. Birkaç basit Photoshop hareketiyle veya internetten bulduğunuz bir görseli direkt yükleyerek çok rahat bir şekilde internet üzerinden tişört baskı hizmeti alabilirsiniz. Ben şimdilik sadece tisho.com'u tavsiye edebiliyorum. Çünkü baskı kalitesini şu anda görüyorum ve dokunabiliyorum. Başta tisho.com'a da güvenmemiştim. Ve sadece bir adet tişörtü kargo parasını, yani kargo parası ödemeyi göze alarak satın aldım. Çünkü iki tane tişört alsaydım kargo parası ödemeyecektim. Yine de baskı kalitesinden emin olmadığım bir yerden çok fazla sipariş vermek istemedim. Ama baskı kalitesinden de memnun kalınca 3 adet tişörtü sipariş vermiş oldum bu işin sonunda. Görmüş olduğunuz gibi renkler de gayet düzgün çıkmış. Ya da en azından sırıtmıyor. Belki de bazı renk sapmaları vardır ama sırıtan bir mevzu ben görmedim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tüyoları hemen bu videonun sonuna ekleyeceğim. Ve evet, şu anda geç kalıyorum. Görüşmek üzere.